eserinde Türkler bu zatın şahsiyetinde adli yeryüzüne şamil olmuş bir zat bulmuşlardır dediği Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey okumasıyla birlikte gerçekleştirdik. Öncelikle bu beş başlığımızı sırasıyla söylüyoruz. Yani hükümdarın halkına karşı sorumluluklarını söylüyoruz. Birincisi adalet ile hükmetme. İki halkı refaha ulaştırma. Üç liyakatçı bir kafaya sahip olma. Dört ihtiyatlı olarak ve seferlere çıkarak halkın nizamı koruma ve bu vesilelerle halkın saadetini sürdürme. Son olarak ise halk ile iletişimi canlı tutma. Devletin adil bir yönetim sergileme, adalet ile hükmetme başlığına geçiyoruz. Devletin varoluş gayesi ve kendi varlığını sürdürebilmesi için muhtaç olduğu unsur toplumdur. Aynı şekilde toplumun da yaşamını sürdürebilmesi için, varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç olduğu unsur devletin adil bir yönetim sergilemesidir. Yani muhtaçiyet varlığını sürdürebilme noktasında, varoluş noktasında birbirlerine karşı muhtaçiyet içerisindedirler. Devlet tabii ki bu bir arada olması için de bunların devletin adil bir düzen kurup hükümdarın adil ve hak tanır bir kimse olması gerekir. Türk devlet felsefesinin ana unsurlarından biri olup aynı zamanda İslam'ın da özünü oluşturan adaletli olma, adil bir yönetim sergileme Kutat Kubilik'in pek çok yerinde geçmekte olur. Aynı zamanda hükümdarın halklara karşı en önemli sorumluluklarından birisi olarak görmektedir. Kutat Kubilik kanunun doğru tatbik edilmesi gerektiğini, hükümdarın ne kadar adil olur ve ne kadar iyi hareket ederse halkın da o kadar mesut olacağını ve bunun sonucu olarak da kurt ile kuzunun bir arada yaşayacağını söyler. Buradaki kurt bildiğimiz üzere güçlüyü, kuzu ise güçsüzü temsil etmektedir. Bunun halktaki temsili ise farklı millet, farklı din, farklı inanç, farklı fikir, farklı kültür tabakalarıdır. Yani bir tabakanın bir başka tabakaya, herhangi bir kimsenin bir başka kimseye musallat olamayacağı bir düzen, bir nizam ancak adaletli bir yönetim sonucunda olacaktır. Lakin tabiatı doğru olan adalet eğilirse kıyamet kopacaktır der Yusuf Hacacık. Buradaki kıyametten kasıt ise yani her şeyin mahvolduğu, nizamın ortadan kalktığı, gücü yetenin, şöyle söyleyeyim doğrusu, güçlünün güçsüze hakim olduğu, gasıpların çoğaldığı, mazlumların çoğaldığı bir kaos ortamıdır bu kıyamet dediğimiz. Şimdi Tuğrul Bey kısmına geçecek olursak bu başlığı. Kutat Kubilik'te bu adaletli bir yönetime dair verilen öğütler Tuğrul Bey'in uygulamalarında tecessüm etmiştir ve tezahür eylemiştir. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin henüz kuruluş yıllarında Nişabur'u ele geçirdiğinde Nişabur'a girerek halka karşı adil olacağını, adil bir yönetim sergileyeceğine dair sözler vermiştir. Nitekim o Nişabur'da ilk mezalim divanına çıkan kişi olarak halkın şikayetlerini dinlemiş ve adalet dağıtmıştır. Kutat Kubilik'te hükümdar Kündoğdu'nun veziri ait olduğu adalet baskının nasıl olduğunu anlatırken şöyle der. İster oğlum, ister yakınım veya hasmım olsun, ister yolcu geçici, isterse misafir olsun, kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir, hiçbiri beni farklı bulamaz. İşte Tuğrul Bey de her daim adaletli bir yönetim sergileyerek anne tarafından karşı İbrahim'i İlginal dahi olsa adaletin incinmesine, terazinin bozulmasına hiçbir vakit izin vermemiştir. İbrahim İnal'ın şefaatiyle yağmaya tabi tutulmaktan kurtulmuş olan telafer halkından insanlar servetlerini bırakarak çoluk çocuklarıyla şehri terk etmişlerdir. Ancak bir tanesi 3000 kadar dinarının şehirde bulunduğunu söylüyor Tuğrul Bey'e. Ve yanına bir adam katarak servetin geri getirilmesini istiyor, rica ediyor. Ve Tuğrul Bey de tabi buna izin veriyor. Bu servet geldiğinde ise İbrahim İnal paraya el koymak istiyor. Lakin Tuğrul Bey buna izin vermiyor ve parayı sahibine veriyor. Gördüğümüz bir tarafta hanedan mensubu, diğer tarafta ise halktan bir kimse olmasına rağmen terazi yine de bozulmamıştır.
Tunu Bey döneminde hakimiyet mücadeleleri sebebiyle meydana gelen isyanlar dışında başka isyanların vuku bulmamış olması da Tunu Bey'in kurmuş olduğu adil bir düzene işaret eder. Onun Hristiyan ülkelerine karşı özellikle Bizans'a yönelik fetihlerinde fetihleri sonrasında o kaynaklarda da yüksek adalet ve faziletiyle tanınmış olması, sonrasında Tuğrul Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti'ne farklı kavimlerin bağlanmış olması, muhtelif soylardan farklı kavimlerin bağlanmış olması onun kurduğu adil düzene işaret etmektedir. İşte bu bölümü Kutatma Ülke Şubbe'yle bitirmek istiyorum. Bir kimse iyi kanun vaaz edip bıraktı mı adının ayakta durmasını sağlamış demektir. Nitekim daha önce söylediğimiz gibi İbn-i Asur Takdir-i Letrek adlı eserinde şöyle demektedir. Türkler bu padişahın şahsında adli yeryüzünde şamil olmuş ve bizzat bulmuşlardır. Ve şu anda da Tuğrul isminin aşırı derecede fazla olması da işte bu iyi adın tecessüm etmiş halde insanlarda. Halk refaha eleştirme başlığına geçiyorum. Yusuf Hasacık'ta eserinin giriş kısmında Peygamber Efendimiz'e metü senasında Peygamber Efendimiz'i methederken gündüz durmadı, gündüz yemedi, gece yatmadı, bütün kalbisi ümmetiydi diyerek tebliğci olmasının yanı sıra bir yani devlet başkanı olan Peygamber Efendimiz'in metü senası üzerinden bir hükümdarın hedef tahtasının baş sıralarına halkını refaha ulaştırma ve bu gaye için durmaksızın çalışmasının olması gerektiği ifade etmeye çalışmıştır. Yusuf Hasacık böylece eserin esas noktalarında ayrıntılı olarak kuracağı hükümdarın halkını refaha eriştirmeye sorumluluğunu bizlere göstermiştir. Şimdi devlet toplum için hem ana hem baba gibidir. Anne gibidir, gönlü geniş olup ırk, din gözetmek için herkesi kucaklayıp gönlünü almayı bilmelidir. Baba gibidir, halkını gözetmeli, yani onları himaye ettiği gibi aynı zamanda da onlara bakmalı, halkın rahatlık ve varlık içinde yaşamasını sağlamalı, tüm uğraşını bu gaye üzere vermelidir. Yusuf Hasacı, hükümdarın cömert olması gerektiğini, devlet hazinesini halka dağıtmasını ve halkı yedirip içirmesini söyler. Ve ayrıca beyin zenginine lüzum yok, halk tok olmalı. Eğer buradan fakir adını kaldırmazsa o nasıl bey olur? Hükümdar bol istanlarda bulunmalı, çıplak ise giydirmeli, aç ise doyurmalıdır. Memlekette bir kimse bir gece aç kalırsa onu tam hükümdarlardan soracaktır der. Türkistan'da Tuğrul Bey babalık vasfını layıkıyla yerine getirerek vazifelerini yapmaya çalışmış, sarayın kapısına ümit bile gelmiş olan hiç kimseyi geri göndermemiştir. Ve kendisinden önceki hükümdarların nazarında ehemmiyetli olan mal ve akarı hor görmüştür. O eline geçen muazzam paraları her daim ordu mensuplarına, fakir para insanlara ve halkı refaha ulaştırmak için imar faaliyetlerine harcamaktaydı. Ki öyle ki o Bağdat'a geldiği zaman bir defasında Hüseyin Selma adlı bir şahıstan 10 bin dinar borç almakla zorunda kalmıştı. Ama olsun yani zira Kutatku birlikte de daha önce zikrettiğimiz üzere halkın zenginliği hükümdarın zenginliğidir diyebiliriz. Nizami Mülk siyasetnamesinde Tuğrul Bey'in sofra kurmaya verdiği önemi bildirmektedir. Bunun iki yönlü önemi var bizim için. Bir tanesini şu anda söyleyeceğiz, bir tanesini de halk ile iletişimin canlı olması hususuna geçecek. Şimdi Nizami Mülk siyasetnamesinde şöyle demektedir. Sultan Tuğrul iyi sofra kurmak ve her türlü yiyecekler hazırlamak hususuna son derece itina buyurdu. Öyle ki o erkenden atlanıp gezintiye veya ava gitti ise çölde bir şeyler yemek üzere 20 katır yükü yiyecek onunla birlikte giderdi. Sahrada o kadar yiyecek ortaya koyarlardı ki bütün emirler ve Türkler bu işten hayretler içinde kalırlardı. Bu da hem insanlara faydalı ve cömert olması hem de işte halkın hükümdarının topluluk gelmesi hususunu üstlenmesi bakımından önemli bir bilgidir. Şimdi Tuğrul Bey hakimiyeti altındaki ülkelerde umumi refah arttırmak için çok iyi bir iktisadi siyaset gözetmektedir. Ki onun iktisadi siyaseti dolayısıyla İspanya'da 8 men ekmek bir dirhemden daha az bir parayla satın alınıyordu. Şehir halkının ifadesine göre hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Selçukluların Irak'a hakim oldukları bir zamanlarda kıtlık sebebiyle bir kur yani 2925 kilogram un 90 dinar iken Tuğrul Bey'in iktisadi siyaseti yoluyla bu 7 dinara kadar inmiştir. Bu da para değerini koruma ve artırma görevini üstlendiğini göstermektedir.
Turbe zamanında Irak'ta yollar gözcüler sayesinde emin hale getirilince kervanlar sık sık gelmeye başlamış, yiyecek bollaşmıştı. Tuğrul Bey zamanında İspan öyle bir gelişmişti ki her zaman Selçukluların bir numaralı düşmanı sayılabilecek olan Batinilerin propagandacısı Nasır Hüsrev bile Selçukluların gelişmeden dolayı takdir etmekten kendini alıkoyamamıştır. Üçüncü başlığımız olan yani hükümdarın yöneticileri liyakatçı bir kafayla tayin etme sorununa geçiyoruz. Tayinlerin liyakatçı bir kafayla gerçekleştirilmesi ülkenin nizamında en etkili hususlardandır. Çünkü kurt ile kuzunun aynı dereden su içmesini sağlayacak, kurt ile kuzunun aynı yerde yaşamasını sağlayacak olan yönetim yöneticilerin elindedir. Liyakatsız tayin, akılsız, bilgisiz haliyle de faydasız. Çünkü niçin faydası diyoruz? Tutatku Bilge'ye göre iyi olan faydası, zarar olmayan değil, faydası olmayandır. Yani biz her zaman deriz sakin bir insana, hiç kimse işe bulaşmaz etmez. Bu insan gayet iyi insan deriz. Aslında Kutatku Birlik'te bu iyi insan olmuyor. İyi insan faydalı olandır. Liyakatsız tayin, akılsız, bilgisiz haliyle de faydasız şahısların bürokrasideki mercilere dolmasına sebebiyet vereceğinden devletin ve halkın nasıl saadete erişeceğini bilmeyen veya bilse bile gerçekleştirmeyecek insanlarla dolmasını doğuracaktır bu. Bu ise memleketin felaketine sebep olacak. Halk zulme tahakküm altında, saadetin uzak olduğu faydasız yönetici bir ruhun yönetimindeki bir memlekette yaşamaya mahkum kalacak. Halkın bahvali devlette fenalığa sürükleyecektir. Yusuf Pasacı liyakatçı bir bakış açısına sahip olduğu için Kutatçı Bilgi'nin pek çok yerinde liyakata sahip olmanın şartı olan emeğe vurgu yapmıştır. Eserinin çeşitli kısımlarında ise eserinin üzerine inşa ettiği karakterlerin birbirleriyle olan konuşmalarında, özellikle de Gündoğdu ile Ökdilmiş arasındaki konuşmalarda liyakatçı bir kafa ile tayin edilmenin olması gerektiğini söylemektedir. Hani direkt hükümdarın sorumluluğu liyakatçı bir kafaya sahip olmak, liyakat esası tayin yapmaktır diye bir şey geçmiyor bu tatkulikte. Ama bunu konuşmalardan çıkarabiliyoruz tabii. Mesela şöyle söyleyelim. Öncelikle Yusuf'un liyakat esaslı vezirin inşasına bir göz atalım. Yusuf Asacı bir vezir olacak insanın nasıl olması lazım geldiğini söyler babında. Vezirin sahip olması gereken hususiyetleri ve onda bulunması gereken vasıfları Ökdemiş'in ağzıyla belirtmiş ve liyakat gözetilerek liyakatçı bir kafayla nasıl tayin yapılır ve nelere dikkat edilirinin cevabını vermiştir. O vezirin aklının çok bilgisinin deniz gibi olması ve her işin elinden gelmesinin gerektiğini söyleyerek Türk tarihinin ana kavramlarından olan akıl ve bilginin hizmet ilişkisine memleket ve halk ondan her bakımdan emin bulunmalı diyerek güven veren bir şahsiyet olması gerektiğine, kimde hayal varsa iş ona teslim edilmeli. Gözü aç olan insan bütün dünyaya nail olsa bile doymaz ifadesiyle hayal sahibi yöneticilerin kötü işlerden uzak duracağına ve açgözlülüğün bir anlamda halkın sömürülmesine yol açacağına dikkat çekmiştir. Şimdi Yusuf Hasacı'nın burada akıl ve bilgiyi liyakat esasını tayinde kriter olarak belirlemesinin sebebi yine de onun tanımlarıyla yola çıkacak olursa aklın karanlık bir gecede meşale gibi olması ve binlerce alkışlanacak işin yine akıl ile yapılması, bilginin ise başarıya ulaşmada önemli, akıl ve bilginin yanlış işlere ulaşmada köstek olmasından dolayı olmasından dolayıdır. Şimdi görüldüğü üzere Kutatku Birlik'te hükümlara liyakatçı bir kafayla tamamıyla halk faydası odaklı yönetici tayini tavsiye edilmektedir. Şimdi Tuğrul Bey'in liyakat esaslı tayin anlayışına geçecek olursak, hükümdarın kulu hizmetlerinden dolayı yükselmesi, emeği geçen güçlüğün yükseltilmesi anlayışı Tuğrul Bey'in tayinlerine görülmektedir. O mülki teşkilat kadrolarındaki tayinleri liyakat esaslı gerçekleştirmiştir. Ki onun zamanında ise daha çok asalete dayalı tayinler yapılmaktaydı. Vezir Kündeli'nin hayatı terfi de liyakat ve iyi hizmetin esas olduğuna dair iyi bir örnektir. Önceleri asi olan bundan dolayı da cezalandırılan Kündeli daha sonra Tuğrul Bey tarafından affedilerek memuriyetler yapmış, iyi hizmetleri onun vezirliğe kadar götürmüştür. Yani Tuğrul Bey kulu önce hizmette pişirmiş. Tamam. Ve iyice denemiştir. Ondan sonra yükseltilmiş ve tatip edilmiştir. Anlayışıyla hareket etmiştir. İhtiyatlı olarak ve seferlere çıkarak memleketin nizamını koruma ve bu vesilelerle saadeti sürdürme kısmına yaşıyorum hemen.
memleketin huzura kavuşması, saadet güneşinde olması veya var olan saadetin sürdürülmesi ihtiyatlı olmaya bağlıdır der üst pasajı. Çünkü ihmalkarlık devletin temelini sarsar. Bir memleketin bağı ve kilidi iki şeyden ibarettir. Biri ihtiyatlıktır. Eğer ihtiyat kilidi kırılır ise devlet çökmeye yüz tutar der. Şimdi Tuğrul Bey'e geçtiğimiz zaman ise hem Tuğrul Bey'in İbrahim Yinal'a karşı ihtiyatlılığı ve ona karşı giriştiği hareketler, faaliyetler, hem Kutalmış'a yönelik hareketleri, hem de tabirlikten çıkmaya çalışanlara karşı faaliyetleri, seferleri veya cezalandırmaları onun ihtiyatlığına dair büyük örnekler teşkil etmektedir. Şimdi halkla iletişimi canlı tutmak kısmına geçiyoruz. Hükümdarın halkı ile iletişim içinde olması halkına karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. Çünkü hükümdarın gayesi halkını huzur içinde yaşatmaktır. Bunu gerçekleştirmek ise için ise tabii ki halkın huzura çıkması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak herhangi bir şey geçmemektedir Kutat Kuvvet'te ama Vezir Övdilmiş ile hükümdar Gündoğdu arasındaki diyaloglarda her daim Gündoğdu halk ile iletişim kurmaya çalışmıştır. Bizzat kendisi görüşmüyor ama Övdilmiş aracılığıyla yapıyor bunu. Mesela ey Övdilmiş söyle gün aylar nasıl geçiyor? Memlekette yoksul mu çağlı yoksa zengin mi? Memleket içinde kötü, uygunsuz neler var? Bana halkın vaziyetini anlat, benden bir şey gizleme. Halk arasında ne gibi sözler dolaşıyor? Öğrenler mi daha çok yoksa zammedenleri mi? Der. Gündoğdu böylelikle halkla kendi zatıyla iletişim kurmasa da bir aracı tayin etmiştir. Halka karşı sorumluluklar noktasında Tuğrul Bey noktasına gelecek olursa o hiçbir zaman halk ile iletişim kurmasına izin vermemiş. Bürokrasi engel olamamıştır. Bürokrasi ve teşrifat kurallarını her daim bir perde olarak görmüştür. Bundan dolayı halk ile gerek kendisinin düzenlemiş olduğu ağ sofralarında gerekse pazarda, meyanda buluşmalarında hep şikayetlerini dinlemiştir. Ve iletişim devamlı canlı tutmuştur diyebiliriz. Bu şekilde bitiriyorum. Kusura bakmayın heyecanımdan dolayı hem hızlı konuştum hem işte sürçmeleri oldu. İlk defa çünkü konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ederiz. Zamanda inşallah. Herde zaman ayarlanamaz vesaire. Bunlar hepsi ilk başlarda yaşadığımız şeyler. Daha iyi sunumlar yapacağını da bekliyoruz. Biz sunduğum bildiri için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bu oturumda 5 tane arkadaşımız bizlerle bildirilerini paylaştılar. Zeynep Aslan, Muhammed Kökücü, Rasim Aras, Yasemin Koç, Gülbanu Kamalova bizlerle bildirilerini paylaştılar. Arkadaşlarımıza sertifikalarını vermek üzere kursunun önüne davet ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.